Sevgili dostlar, Hepsi Dijital YouTube sayfamıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, selamlarımızın en güzeliyle, dostluklarımızla selamlıyoruz. Evet, bizler Ramazan ayı içerisinde Ramazan'ımızı daha güzel, daha verimli nasıl geçirebiliriz sorularına cevaplar aramaya çalışırken sizlerle bu soruların cevaplarını birlikte en güzel manasıyla bulmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı içerisinde Ramazan'da olan cömertliğinin çok çok artırarak devam ettiğini bizlere yanı başındaki en güzel eşleri anlatıyorlar. Sevgili annelerimize, ezvac-ı dahirata Allah Resulü'nün Ramazan içerisindeki davranışları, insanlarla olan muhataplığı ve yardımseverliği nasıl diye sorulduğunda o her zaman çok cömertti, ancak Ramazan ayı girdiğinde sanki akan nehirler gibi, coşkulu akan nehirler gibi bu cömertliğini, bu vericiliğini tüm insanlığa, tüm varlığa karşı artırarak devam ederlerdi şeklinde bizlere haber veriyorlar. Bu sebeple Ramazan ayı olduğunda bu güzel ayın rahmetiyle beraber biz de daha çok artmak, daha çok çoğalmak, daha çok temizlenmek ve arınmak manalarına gelen zekat ibadetiyle karşılaşmış ve zekat ibadetimizi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Öyleyse zekat ne demektir? Biz zekat kelimesi denildiğinde öncelikle kavramsal olarak neyi anlamamız gerekiyor? Zekat kelime olarak temizlenmek, arınmak, tezkiye manalarına geliyor. Bununla beraber zekat kelimesi Türkçemizde de çokça kullanılan zeki kelimesiyle de ortak bir kökten türeyen kelime. Öyleyse zeka, zeki, tezkiye kelimeleri çoğalan, artan, bereketlenen, servetin giderek bereketiyle beraber artması, aynı zamanda arınmak, temizlenmek ve aynı özellikleriyle hayatın içerisindeki zeka kavramıyla da karşımıza çıkmış oluyor. Zekat bu kadar geniş bir manayı ifade ederken İslam'ın evrenselliği, İslam'ın her yönüyle hayatın sosyal, ekonomik, toplumsal, psikolojik yönleriyle hayatı kapsayan ve kuşatan özellikleriyle İslam'ın tüm ihtiyaçlara cevap verdiğini biz zekat ibadetinde de görüyoruz. Çünkü Rabbimiz ilk indirilen ayetlerden itibaren bütün mümin ve müminelere "Ekimussala ve atuz zeka" namazlarınızı ikame edin ve zekatlarınızı verin. Vermeyi sürekli bizlere öğreten ve teşvik eden emirlerin ve tavsiyelerin olduğunu görüyoruz. Yine çok dikkat çekici, Kur'an-ı Kerim'imizin ilk sayfalarını açtığımız zaman Fatiha suresinin hemen ardından okuduğumuz Bakara suremiz ve onun ilk 5 ayetine baktığımızda Rabbimiz işte bu kitap, içinde hiç şüphenin, hiçbir şekliyle tereddütün olmadığı, sorumluluk sahibi, duyarlılık sahibi olanlar için gerçekten kurtuluşa ulaştıran, feraha çıkartılan adresin tek ve yegane kaynağıdır diye buyurduğu kitabı ile ilgili Rabbimiz iman edenlerin, kurtuluşa erenlerin, sorumluluk sahibi, duyarlılık sahibi olanların özelliklerini söylerken, bizlere bunu gösterirken onlar gaybe iman ederler. Onlar namazlarını ikame ederler ve onlar kendilerine verdiklerimizden, emanet ettiklerimizden infak ederler, paylaşırlar şeklinde müminlerin, müttakilerin, takva sahibi olanların özelliklerini bizlere anlatırken bu üç ana örnek ve minval üzerinde model gösteriyor. Öyleyse vermek İslam'ın ibadetleri içerisinde imani ölçek bakımından en temel imanın göstergesi olan güzel örnek davranışların başında geliyor. İslam'a göre zekat kişilere emanettir. Emanetin sahibi, mülkün sahibi Allah Teala'dır. Emaneti ellerinde tutanlar servetlerini paylaşmakla sorumludur ve paylaştıkça artacağına,
karşılığının 1'e 10, 10'a 700, 700'ün üzeri Allah'ın huzurunda gözlerin görmediği, gönüllerin tatmadığı, kulakların işitmediği mükafatlarla Rabbimiz tarafından ödünç alınan bir ibadet olduğunu bize göstermiş oluyor. Zekata artık biz materyalist ve rasyonalist bir bakışla değil, mümin mantığı, mümin bakışıyla baktığımızda zekatın toplumun yarasını saran en önemli can damarlarından ve tedavi unsurlarından biri olduğunu görüyoruz. Ve diyoruz ki zekat imanın pan zehiridir. Zehrin karşısındaki pan zehirdir diyoruz. Peki zekat artmak, çoğalmak, temizlenmek, arınmak manasına geldiğine göre zekat kimlere verilir? Zekat verme ölçüsü nedir? Birazcık da bunlar üzerinde konuşalım. Zekat, Kur'an-ı Kerim'imizde Tevbe suresinde 60. ayetinde buyurulduğu üzere 8 sınıf olarak sınıflandırılan yoksul, miskin, yolda kalmış, hiçbir şekliyle yanında, yakınında ona el uzatacak akrabasının ve hısmının olmadığı, bununla beraber bu korku ve acizlik içerisinde maddiyatı dahi olsa ulaştırılma imkanı olmayan zorda kalmış, yolda kalmışların, yine eğitim gören öğrencilerin, bu zekat toplamakla görevli olan memurların, kalpleri İslam'a ısındırılmaya çalışanların ve özgürlük yönünden sıkıntı çekenlerin hakkı olan bir hak olarak bizlere gösteriliyor. Zenginler üzerinde, servet sahibi üzerinde bu saydığım sınıftaki kişilerin alma hakkı olarak karşımıza çıkmış oluyor. Zekatın verilebilmesi için bir nisap ölçüsüne, bir zenginlik ölçüsüne ulaşılma şartıyla Allah-u Teala müminlerden zekat ibadetini yerine getirmelerini istiyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Bakara suresinde ve birçok ayeti şerifede, ey iman edenler, hiçbir yardımcının olmadığı, hiçbir şekliyle kimsenin el uzatacağı gün gelmeden önce Allah'ın sizlere vermiş olduğu servetlerinizden ve mallarınızdan infak edin. Zekatınızı verin ve paylaşın. Paylaşın ki dünya birbiriyle ve insanlık birbiriyle buluşsun, adalet ortaya çıksın ve servet ve rızık herkese yetsin. Bu şekliyle dünyada gözü yaşlı, açlıktan bitap düşmüş, açlık sebebiyle ölümle karşılaşmış hiçbir canlı yeryüzünde kalmamış olsun. Zekatın verilme şartı olarak nisap dedik. Zenginlik ölçüsü olarak şöyle sıralıyoruz. Bunun belli bir taksimatı var. Altın gibi değerli maden ve değerli ziynet eşyalarında 81 gram altına ulaşanların zekatı vermeleri gerekir. 40 koyunu olanın 40'ta 1 oranında, 30 baş büyük malı olanın da 30 baştan sonra, 5 devesi olanın 5 deveden sonra zekatı yerine getirmesi gerekir. Peki bunlar sadece bildiğimiz altınla, gümüşle ya da koyun, inek, deveyle alakalı mı? Hayır, bizim toprağımızdan aldığımız mahsullerimiz, hububatımız, fındıklarımız, biz bunlara genel olarak öşür diyoruz. Bunların da belli oranda 1/10 şeklinde bütün masraflar düşürüldükten sonra ihtiyacı olan, hak sahibi olan bu saydığım kesim arasında paylaşılması, yerine getirilmesi gerekir. Her gün güne uyandığımız zaman Rabbimizin görevli iki meleği yeryüzüne inerken malından veren, zekat vazifesini yerine getiren ya da sadaka, infak olarak coşkuyla bunu yerine getirenler için Allah'ım malını bereketlendir, Allah'ım onun malındaki kiri gider, Allah'ım onu artır ve çoğalt diye dua ederken malında cimrilik yapan, hiçbir şekliyle vermemek, elinde sımsıkı taş kesilenlerin, cimrilikten katı kesilenlerin ise melekler tarafından Rabbim elinde olanı azalt, elinde olanı al şeklinde dua ettiklerini sevgili Peygamberimiz bizlere bildiriyor. Sevgili dostlar, zekat vermekle malımız azalmaz, zekat vermekle malımız tükenmez. Aksine nasıl biz her mevsim fındık dallarımızı buduyorsak,
üzüm bağlarımızın ışkınlarını seyretiliyorsak, bunu yapma sebebimiz de daha bereketli ve daha güzel mahsul almak için bunu yapıyorsak, iman matematiğiyle ve iman gözüyle bakan 40'tan 1 verdiğinde 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 misliyle Allah'ın ona geri vereceğini bilir ve bu teslimiyet ve bu inançla yoluna devam eder. Evet sevgili dostlar, Hepsi Dijital kanalımızda bizleri takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere sormak istediğiniz soruları lütfen yorum bölümünde bırakırsanız elimizden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye gayret gösteririz. Teşekkürler.